Herkese günaydın, iyi haftalar. Mehmet Bey ile 5 dakikada bir haftayı değerlendireceğiz. Umarım hafta sonunuz güzel geçmiştir. İyi haftalar diliyorum. Mehmet Bey, günaydın. Nasılsınız? Benim sesim geliyor mu bilmiyorum. Araya telefon gitti. Şu an geliyor, evet. Bilmiyorum. Seni dinliyorum ama Öznur. Ben önce bir piyasa özet yorum yapayım. Sonra Öznur bir çıkıp tekrar bağlanırım. Tamam. Şimdi tabii en önemli şey, hafta sonunda yayın yaptık, cuma da yayın yaptık. Bu bono hikayesi rafa kalktı, öyle görünüyor. Ne zamana kadar? Hep bir bono ya da buna benzer bir ürün ihtiyacı Türkiye'de olur hep. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız arzu etmese, istemese de. Çünkü kur maalesef durmuyor, duramayacak, öyle görünüyor. O nedenle de kurun yukarı ataklarında olması halinde muhakkak buna benzer bir enstrüman ya da bir şey muhakkak konuşulur. Ama belli ki bir müddet daha konuşulmayacak. Bugün tabii ki artık hepten bono hikayesi bırak rafı gündemden düştüğü için kur yukarıda başladı tekrar. Ama dedim ya, izlenecektir, takip edilecektir. Eğer kur atakları olursa belki tekrar konuşuluyor olunur piyasada, yine gündeme gelir. Peki gündemden düştü, hani onun etkisi ne oldu? Etkisi özellikle bankacılık sektöründeki satışların hızı kesildi. Oldukça fazla etkiliyordu. Bir de bankacılık sektörünün karı açıklandı. Mayıs ayına kadar ki olan karı, burada da neredeyse geçen yılın 4 katı bankacılık sektörü kar etmiş durumda. Tüm bunlar hep soruluyor bana. Hani bankacılık sektörü bu denli ucuz tercih edilir mi? Evet, bankacılık sektörünün elde tutulması ve tercih edilmesi için de sebep yaratıyor tabii ki kısa dönemde. Uzun dönemde zaten oldukça ucuz bankalar. Hep söylüyorum, bu karlı, yani bu sene bütün çeyreklerde bu karı elde etse bankalar, şu anki fiyatlarıyla hesap edilen piyasa değerlerini sadece 2 yıllık karı tekrar etmeleri halinde elde etmiş olacaklar. O sebeple de dünyada eşi benzeri olmayan böyle bir durumda bizim bankacılık sektörü hisselerimiz zaten ucuz. Muhtemelen hep sözünü ettiğimiz endeks mühendisliği kavramında yine bankalar kullanılıyor olur. Endeksinde realizasyonlarında aşırı düşüşlerine mani olur diye düşünüyorum ben. Bu hafta ne olur? Uptrend devam ediyor. Satış gelmiyor piyasaya. Hafta sonu yaptığımız yayında ve cuma günü yaptığımız yayında pek çok piyasa değeri inanılmaz yükselmiş şirketin bile özellikle borsada işlem kademelerinin oldukça azaldığını konuşmuştuk. 1000 lot alıcı, 500 lot satıcı. Yani bu denli piyasa değeri olan şirketlerde yarın öbür gün fiyat artışına bağlı bir realizasyon gelirse muhtemelen bu sığlaşma nedeniyle, evet, geçmişte gördüğümüz gibi yine hem endekse etkili hem de hisselere etkili düşüşler de yaşanabilir. Bu bir olasılık, ihtimal. Ama o satış ne zaman gelecek, satış gelecek mi, bu belirsiz. Ara sıra zaten realizasyonlar oluyor. Endekse geldiğimiz bu noktada hem artan kurun hem yükselen enflasyonun da etkisiyle tabii ki yüksek enflasyon varsa malda kalmak, mala yatırım yapmak parası olan için iyi. Burada maldan kastım hisse senedi değil bu söylediğim malda. Nihayetinde stokta mamulü ürünü olan da değerlendiği için stoklar para kazanıyor. Nihayetinde parayı inşaata yatıran da para kazanıyor. Parayı otomobile yatıran da para kazanıyor. Ya da varsa erteleyeceği ihtiyacı öne çekip de onu alan da para kazanıyor. Her halükarda enflasyon varsa ortamda mala bağlamak ve onu bir şekilde emtiyada ya da menkul kıymetlerde taşımak, değerlendirmek para kazandırıyor ya da parayı koruyor. O sebeple de yükselen enflasyon ortamında, enflasyon da geçen hafta açıklandı. Burada mal pozisyonda olmak ya da malcı olmak konumu devam ediyor. O nedenle de endekse yön yukarı ve hala da yukarı, öyle görünüyor.
2650-2700 endeks arasında endişeler başlar demiştik. Şimdi o seviyelere geldik. Yıl sonu ve seçime giderken ki endeks beklentimiz daha yukarıda. O kesin 2,5 sen benim bir endeks hedefim var. Nihayetinde oraya koşulmasını, oraya gidilmesini rahat görüyorum. Neden? Daha önce 5 sentti zirvemiz. Bunun orta noktası yani midpoint, matematiksel, istatistiksel bir mantığı da var. O sebeple de eğer bu kurs seviyesinden bile hesabını yapsak oldukça yukarıda bir endeks hedefine işaret ediyor. Enflasyonist karların bu denli devam etmesi de bu gelecekte bu endeks hedefini de gerçekleşebilir, kılıyor zaten. Sadece zamana ihtiyaç var. Peki bu hafta ne olacak? İyi bir başlangıç yapacağız ama az evvel söylediğim yükselen fiyatlara ve burada gelecek realizasyonlara dair endişeler hızlı gidişin önüne geçer. Yani bir rally yapısı beklentim yok. Zaten o rally denen şey de hoş bir şey değil. Sadece çok hızlı primlerin yaşanmasına ve hızlı gelişlere sebebiyet veriyor. Bu haliyle bu çıkışı, bu yükselişte sağlıklı görüyorum ben. Bunun da test edileceği noktalara geldik ama az evvel onu izah etmeye çalıştım. Eğer beklentiniz uzun vadede daha yukarıdaysa orada gelecek, test edilecek noktalarda gelecek realizasyonlar endeksi aşağı itmez. Yani bir ayı piyasası oluşumu yaratmaz bizim gibi piyasalarda. Tam tersi sadece bir realizasyon oluşturur. Bir correction olur ve sonrasında da devamı gelir düşüncesindeyim. Tabii bu hafta bakıldığında önemli bir gelişme yok. Yine yurt dışını takip ediyor olacağız. Orada da ortam oldukça sakin ve durgun. Amerika büyüme rakamlarını takip edecek. O büyüme rakamları daha çok endekslerde etkili olacak. Avrupa'da savaş, devam eden savaş neredeyse konuşulmaz hale geldi. Şu an popüler olan şey Arapların artırdığı petrol fiyatı ve petroldeki yükseliş. Keza özellikle buğday tarafındaki arıza yavaşlama ve buğday fiyatlarının artıyor olması ya da başka bir deyişle gıda tarafındaki güçlükler. Önümüzdeki dönemde savaştan çok, işte savaş sonrası ortaya çıkan bu etkileri konuşmaya devam ederiz. Bu da zaten enflasyonist süreçte yükselmiş olan fiyatların kalıcılığını, hatta fiyatların biraz daha yukarı giderek enflasyonun bir müddet daha sarmal şekilde devam etmesini sağlayacaktır. Tabii nasıl ki enflasyon fiyatlamasını bizim borsada anlattıysam dışarıda da aynı enflasyon fiyatlaması olacaktır. O yüzden de borsalardaki düşüşler belli hadiseler dışında sınırlı kalacaktır. Amerika için biraz evvel söyledim, büyüme rakamı önemli olacak. Eğer bir küçülme rakamı daha kaydederse muhakkak borsalarda bu bir kez daha fiyatlanacaktır. Ama fiyatlanırken satışta da abartı yaratır mı? O tartışma konusu. Neden? Eğer Amerika'da bir küçülme rakamı daha gelirse faiz artırımları raftan kalkacaktır. O sebeple de hala borsalar canlı, borsalar popüler. Enflasyonist ortam devam ettiği sürece de bu popülerlik devam edecek. Sen beni duyuyorsan lafı sana vereyim ve çıkıp tekrar bağlanayım ben. Çünkü ben seni duymuyorum. Tamam, peki. Mehmet Bey'in bağlanmasını bir süre bekleyelim sorularınıza geçmeden önce. Duyabiliyor musunuz ben. Mehmet Bey? Evet, harika, şimdi duyuyorum. Süper. Tamam, sorulara başlayalım mı peki? Başlayalım çünkü bugün süremiz sınırlı. Evet. 10.30 gibi bir televizyon yayını olacak. 20 geçe bitireceğiz programı. Tamam. Özge Yeşilyurt Alkim Kimya'yı sormuş. Birkaç kişi daha sorunca önce onu sorayım dedim. Aslında hafta sonu cevapladık. Alkim Kimya, hı-hı, bu fiyatlarda hala prim potansiyeli vaat ediyor. Aksa Alkim mukayese yapmıyoruz çünkü Aksa Alkim'den çok 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 büyük bir şirket. Alkim Aksa ile iş yapıyor. O sebeple de öyle bir mukayesemiz yok. Ama geçen hafta yayınlarda da söyledik. Yani buradaki bu fiyat %25-30 kısa vadede yine yukarı potansiyel vaat ediyor. Yani elinde olanın tutması için hiçbir mahsur yok Alkim'i. Daha önceki zirve fiyatı olan 25-40'lı fiyatlara gidebilir. Başka? Yadigar Ölmez TSKB'yi sormuş. Yani bankacılık sektörü içinde, hı-hı, TSKB majör değil. Birileri duyuyoruz piyasada.
girmişler, tahtayı almışlar, götürmüşler, geçen gün tekrar vermişler ama hala içindeymişler. Böyle bir sürü söylenti var. Tabii ki hisse senetlerinin içinde birileri olmadan bir şey olmuyor. Ama şimdi bu kağıt 2 lirayla 2.30 arasına sıkışır diye düşünüyorum. Mehmet Bey yayınında sanırım bir sorun oldu. Geri olurlar. Geldi. Çünkü bankacılık sektörü biraz önce söyledik. Yarattığı karlarla ucuz. O sebeple de elinde TSKB olan bu söylediğim piyasa oyunlarından müstesna tutabilir. Erdoğan Turan Yataş'ı ben yine olmuş. Seni duymuyorum çünkü arada. Evet. Bugün Mehmet Bey ofisten katılmıyor. O yüzden sanırım sesle ilgili problem yaşıyoruz. Hayır, sesle ilgili problem yaşamıyoruz. Telefon geliyor sürekli. Çünkü bugün pazartesi ve telefonla yapıyorum. Ona da mani olamıyorum. Telefon gelince seni duymuyorum. Evet, devam. Tamam, peki. Yataş diyelim. Erdoğan Turan sormuş. Yataş. Biz grup olarak beğeniyoruz. Araştırma grubumuz onunla ilgili bir kısa not hazırladı. Hatta bir rapor çıkardı. Yataş beğendiğimiz bir şirket. Yani bu karlılığı yıl sonuna kadar da ben sürdüreceğini düşünüyorum. Eğer böyle olursa da en az %30-35 iskontolu öyle görüyorum. Sadece sabır taşı çatlatabiliyor böyle hisseler. Cem Taş da onu yaşamıştı insanlar ama sonra iyi bilanço aldı başını gitti şirket. Yataş'ta da benzer bir durum olur. Ya belli eşikler var, oraları geçemiyor ama belli eşiklerde de almak gerekiyor. Endeks devam ederse 16 lira fiyat rahatlıkla görülür diye düşünüyorum ben. Zaten daha önceki teknik seviyesiydi o. Velev ki bir realizasyon gelirse de almayı düşüneceğimiz hisseler arasında. Sıkıntısı yok yani. Başka? Deva'yı sormuşlar, Deva Holding. Deva ile ilgili üzgünüm çünkü ilaç üreticileri bu enflasyon ortamında devlet kontrolünde fiyatlama yapıldığı için arzu ettikleri kadar zam yapamadılar ama şimdi ben ilaçta şöyle bir şey bekliyorum. Aynı elektrikte olduğu gibi işte ilaç ücretlerine şu kadar zam. Böyle bir haber geldiği zaman bunları alırlar. O sebeple de Deva ucuz ama kar büyütememe endişesi sebebiyle el sürmüyorlar. Muhakkak karlı olmaya devam edecek. İlk çeyrek karını devam ettirebilir mi? Korkusu var. Devam ettirirse aslında oldukça ucuz bir şirket. Onun için ikinci çeyrek bilançosuyla Deva belli edecek kendini. Şimdilik buralarda bir şey bu haliyle yukarı bir atak bir şeyler yapacak gibi durmuyor. Ama dediğin türden bir haber gelirse o da genelde o tip haberler sürpriz oluyor. Sadece Deva'ya değil, diğer ilaç firmalarına da bir talep oluşabilir. Ama ortamda şu an hala böyle bir havadis yok. Sadece euro maliyet farklarını fiyatın üzerine yazarak fiyatlama yapabiliyorlar. İlaç sektöründe ilaca bu enflasyon ortamında ilave bir zam gelirse muhakkak Deva da bundan sebeplenir. Deva ile birlikte Orge'yi de sormuş. Orge iyi bir mühendislik firması, bir ihale firması ama bugün Alarko'nun bir haberi vardı mesela bu metro hattından çekilmek istemesiyle alakalı. Herhalde daha önce verdiği fiyat ve şimdiki maliyetler örtüşmüyor. Yaparsa projeyi zarar edecek. Orge için böyle şeyler var mı bilmiyorum ama ilk çeyrek bilançoyu ben beğendim. 40 milyon kar hiç fena değildi. Sadece taahhüt firmalarında sürekli bu karlılık devam edemeyebiliyor. Onun endişesi yaşanıyor. Patronunu çok beğeniyorum. Yani tabii ki bu bir Sasa değil ama Sasa'nın patronunu da beğeniyorum ya. Yani. Nevhan Bey şirketini iyi yönetiyor. Bir de piyasada şirketle ilgili yapılması gereken, dokunulması gereken anlarda da resmi olarak da dokunabiliyor. O sebeple de beğeniyorum. Tek sıkıntısı diğer uçup kaçan hisseler gibi hareket etmemesi. Ama bu yükselen endeks ortamında muhakkak o da bundan sebeplenir. Bundan en az %50 daha fazla fiyatı hak ediyor. Orgesi elinde olana tutmasını tavsiye ederim. Ayhan Erdem Nibaş'ı sormuş. Nibaş Beton. O bende yoktur. Bakalım. Koyalım ekranımıza. Önceki gün 8.96 kapatmış. Yani Nibaş küçük sermayeli, böyle gelecek şirketi denen türden bir şey ama
Yani tabii böyle şirketler manipülatif oluyor daha çok. Para kazanmıyor. Yani iyi bir ortamdan geçiyoruz şu an bu tip şirketler için. Ne bileyim Boğaziçi Beton iyi bir para kazanacak. İlk çeyrek bilanço öyle gösterdi. Ama mesela Çin Beton ve bu böyle değil. Yani niye başta Çin Beton'da para kazanmıyor. Yaptıkları işte demek ki maliyet unsurları lehlerine çalışmıyor. Burada belli ki her şeyi dışarıdan alıp betonu hazırlayıp satıyor bunlar. Öyle görünüyor. Çünkü para kazanırsın yani. Burada bir kazanç yok. Tabii bu fiyat çok pahalı yani. Buna yapacak bir yorum yok. Yani elimde Nibaş olsa çoktan başka bir hisseye geçmiş olurdum herhalde. Yani para kazanmıyor şirket. Anladım. Durmuş Ali Yılmaz Maypark demiş. MLP Sağlık. Bence Medical Park gidebileceği yerlere gitti. Bu enflasyon ortamında bazı taleplerde durulma olur diyoruz ya, hep konuşuyoruz ya. Hı hı. Tabii ki sağlıktan ödün verilmez ama özel sağlık hizmetlerinin fiyatları arttıkça paran varsa onu alabiliyorsun. O sebeple de önümüzdeki dönemde o tip harcamaların daralacağı sektörlerden biri de burası olur. Tabii ki devletle anlaşmalar vesaire var ama o devletin anlaşmaları da bu bütçe darlığında muhakkak gözden geçirilir zamanı geldiğinde. Onun için şimdi 3 aylık bilanço çok iyi, çok hoş da sürdürülebilirlik endişesi olabilecek bir sektör olarak niteliyorum ben sağlık sektörünü. Yani hastanecilik sektörünü öyle diyelim. Burada ilk çeyrek karı oldukça iyi, 170 milyon. Hani her çeyrekte bunu devam etse oldukça enteresan bir sonuç elde eder. Ama her çeyrekte devam etse bile arkadaşlar, Medical Park pahalı. Çünkü bu karla bile 20 fiyat kazanç oranında daha ucuz şirketler var. O sebeple de hani benim ölçülerimde Medical Park oldukça pahalı bir şirket. Hüseyin Uluçay, Koç Holding ve Sabancı demiş. Sami Bey'le olan yayında değinilmedi. Koç ve Sabancı'ya Sami Bey'le yayında değindik. Oldukça ucuzlar. Koç'um varsa tutmaya devam ederim. Sabancı'yı da sadece çok ağır kanlılar. Koç Holding, Sabancı'nın iştiraklerine bakıldığında daha avantajlı. Koç'u Sabancı'ya paritelediğimde tercih eder miyim? Fiyat kazanç olarak baktığında Sabancı daha ucuz. Kesinlikle bunun yarı fiyat kazancında ama karın çoğu Akbank'tan geliyor. Koç'un da bu sene yapı kredi avantajı olabilir. Yapı kredisi var ya onun da ama sadece yapı kredisi yok ki. Tüpraşı var, Aygaz'ı var. Bir sürü firma var Koç'un içinde. Yani Sabancı'da böyle bir derinlik ve zenginlik yok. Enerji sayıda baktığın zaman Akbank var. Onun dışında desen ki üçüncü bir şey koy, Teknosa geliyor. Carrefour'u falan koyamıyorsun. Zaten onlar para da kazanmıyor, zarar da. Teknosa'da ilk defa bu sene değerlemeden kar yazmaya başladı. Onun ötesinde deli gibi katma değerli para yaratacak şirket yok. Öbür tarafta Koç daha avantajlı. Hani düşünürken böyle düşünmek lazım ama sadece Sabancı Holding'de Akbank'ın karıyla bile Sabancı Holding fiyat kazanç olarak çok daha düşük Koç'tan. Bu sebeple de hani birinden birini alacak olsam yazı tura atmak zorunda kalırdım diye düşünüyorum. Artı ve eksilerini söylüyorum. Aslında bir yerde aynı kapıya çıkıyor. Onun için de karar vermek ikisi arasında zor. İkisi de çok ucuz. Nehir İkizler'le Pegö'yü sormuş. Pegö çok küçük yapılı bir şirket. Yani daha önce sermaye artırımı yaptı. Sermaye artırımı sonrası tabii ki burada epey bir yatırımcı şikayeti oluştu ya da garabet oluştu diyelim. Baktığınız zaman ilk çeyrekte para kazanmamış, zararda ki gayrimenkul yatırım ortaklarının hepsi para kazanacak diye bir şey yok. Çoğu değerlemeden kar yazıyor. 142 milyon sermayede bu zararla aslında fiyatında, hatta belki de daha aşağıda bir fiyatı hak ediyor. Onun için Pegö için de üzgünüm. Yani benim bu kadar ağır hisse varken üzerine atlayacağım hisse değil. Özcan da Cemaş. Cemaş'ı yıllar sonra bu demir çelik sektöründeki zenginlikle Cemaş da bundan faydalanıyor. Tamam döküm işi yapıyor ama artık kar ediyor en azından. Bunun tek sıkıntısı %94.4'ünün halka açık olması. Yani patron zamanında bundan vazgeçmiş. Ama sonra vazgeçmiş, zamanında vazgeçmişti.
Ha, bu sektörün bu durumu sebebiyle bu şirket kooperatif bir şirket haline gelmiş. Halka mal olmuş. Para kazanmaya başlamış. Çok enteresan. 110 milyon ilk çeyrek karı var. Bu çeyrek karlarını işler böyle giderse diğer çeyreklere de taşıma olasılığı var. Taşıyacak demiyorum. Olasılığı var. Bu olasılıkları bir araya getirdiğinde sermaye 790 milyon. O zaman tabii bakıyorsun diyorsun ki şirket 1,5 lira da defter değeri var. Defter değerinin altında işlem görüyor. Yani neden 2,5-3 lira olmasın? Yani böyle bir potansiyeli var ama çok ağır çünkü halka açıklığı çok yüksek. Onun için de bir bant içinde hareket ediyor bu. Daha önceki zirve fiyatını test etmeye gidebilir. 2,15'ti o. Bence yıl sonuna kadarki yakın vadede hedefi oraya koymak lazım. Eğer elinizde pozisyon varsa şu an daha ötesine gidemez diye düşünüyorum. Haşim Canlı Koza Altın demiş. Mecliste davası resmi açıklama yapılmadı işte. Yani görüşmeler sonuçlandı mı sonuçlanmadı mı yılan hikayesi oldu Koza. Ama öyle veya böyle işte devlete geçecek. Geçtiği an temettü hikayesi var. O temettüyü verirse tabii ki ederi çok daha buradan yukarıda. Bir anda %50 daha yukarı fiyat görebiliriz. O yüzden Koza'sı olan da elinde olan da tutması gerekiyor bence. Tutmaya devam. Fatma İpekçi Zoren'i sormuş. Neyi? Zoren Enerji. Ya bu elektrikli otomobil hikayesiyle ilgili çalışmaları var ama Zoren de bal yapmayan arı gibi. Yani enerji firması fakat öyle bildiğiniz enerji firmalarından değil. 2,5 milyar sermaye var. 86 milyon kar üretmiş. Uzun zamandır zarardaydı. Onun için de bu kar önemli ve anlamlı. Öz sermayesi 6 milyara çıkmış şirketin. 2 lira defter değeri var. Defter değerinde zaten işlem geliyor 2,15 şu an. Ama ortada kar olmadığı için Zoren'den de çok fazla bir şey beklemiyorum. Ama şu var, TOG'la birlikte Zoren'in adı anılmaya başlar yine. Çok konuşulur. Daha önceki o 2,90'lık fiyatlara da gidebilir. Bunlarda daha çok kar değil, havadis fiyatlanıyor. Yine Ulu Un'u sormuşlar. Fiyatı şişkin mi yoksa yükselişi sürebilir mi? Keza yok, gübredeki sorunlar burada yaşanabilir mi diye. Yok. Kar yine devam eder. İkinci çeyrekte de en az bu kadar kar post eder. Ama tabii bir noktadan sonra artık düşünülmesi gereken şirket olur. O noktayı da daha önce ilan etmiştim. 20 lira gibi bir fiyat. Yani karlık böyle devam ederse onun fiyat hedefi olur diye konuşmuştuk. Şimdi oraya bir anda giderse zaten çabuk yorulabilir. Orada dikkat etmek lazım. Başka? Uğur Alkan, Ford Auto ve Tofaş gibi otomotiv yatırımcıları otomotiv tarafındaki problemlerden ötürü daha değişik bir otomobilci olan Otokar'a şans verirler mi diye böyle uzun bir soru sormuş. Otokar'ı beğeniyorum ben ama tabii şimdi Otokar'ı beğenirken 280 liraydı şimdi 450 lira ama bu fiyatta bile beğeniyorum. Hep bunu her programda söylüyorum. Yani bu yılı mevcutta artan oranlı karla tamamlar. Yani 800-900 milyonun altında bir kar getirmez diye düşünüyorum. İnşallah yanıltmaz. Tabii öyle olursa da yani bu fiyat kazanç oranını korur, biraz daha aşağı çeker. Ama fiyat kazanç oranı otomotiv sektörünün onlarda, yani borsadaki pek çok şirkete göre daha yüksek. Yani önden biz otomotivi fiyatladık, önden yukarı aldık. O sebeple de yani Ford Otosan'a ve Tofaş'a göre bakıldığında Ford Otosan'la eşdeğer, FKE ve para yaratma gücüne sahip. Tofaş'tan daha ucuz. Yani üçü arasında tercih etmek isterseniz Otokar'ı da tercih edebilirsiniz. Ama neredeyse üçü de birbirine denk bunların. Tekfen sormuşlar. Son çeyrek ve ilk çeyrek berbattı. Rusya'da çatışmalar var. Yani Tekfen geçen iki yaptığım programda da söyledim. Hani bir sürü holding varken benim şu an tercih edeceğim holding olmaz. Toros gübrenin satışı gündemde ama gübre işi de çok iyi gitmiyor. Ege Gübre imalatını durdurma kararı aldı. Çünkü imalatı yaparken katlanılması gereken maliyetlere yetişemiyor. Tamam, çıkan şeyin fiyatı da çok pahalı ama orada da o çok pahalı şeyin satılmama riski var artık. Yani çiftçi hiç gübre kullanmadan üretim yapmaya bile yönelebilir, şansını deneyebilir. Öyle durumlar oluşmaya başladı. O sebeple de gübre üretimini seyretmeye, durdurmaya karar verdi.
Keza Bağfaş da bundan etkilendi. Niye bunları anlatıyorum? Toros gübreyi satacağım diyor Tekfen. Bu durumda Toros gübreyi kim alacak? Alan olur mu? İnşallah olur. Olursa o zaman Tekfen prim yapar. Yani Tekfen buna bağlı şu an. Ömer Vakko'yu sormuş. Vakko giyim sektörü hep beğendiğimiz. Yani tekstilde işler hala iyi gidiyor. Ama önden bir şey yaptılar. Bir prim yaptılar bilançoyla beraber. Hisseyi 14 liraya yaklaştırdık bilanço sonrası. Bakıyorum hatta 15 liraya yaklaştırdık. Şimdi onun realizasyonu geliyor. Fakat buradaki hareket bitmez. O yüzden de diyelim ki realizasyonda döndü 12 lira oldu. Alış seviyesi veriyorum. Oralarda tekrar alınır. Şimdilik 15'i aşamıyor ama aşacağı gün gelecektir muhakkak. Çünkü bilançosunu ben beğendim Vakko'nun. Uzunca bir zaman sonra böyle bir bilanço post etti. Korur diye de düşünüyorum. Tabii Vakko ile Mavi'yi ayıran şey bunların yurt içinde bilinen markalar, ticari değerler olması. Diğer tekstil firmaları daha çok ihracata çalışıyor. Ama özellikle markalı ürün konusunda ilk defa yaptıkları satışta para kazanmayı başardılar. İyi para kazanmayı başardılar. Bunu da devam ettirir diye düşünüyorum. Başka? Başka Park M'yi sormuşlar. Park Elektrik Madencilik. Bu arada piyasa 2624 artı başladı güne, haftaya. Farklı bir şey beklemiyorduk. Yani evet. 2700 endekse kadar Allah ne verdiyse olabilir. Evet. Endeks mühendisliğimiz devam ediyor. Zaten devam etmemesi için de bir sebep yok. Yani kur yukarı, enflasyon yukarı da çok normal bu hareketler. Neyi sordun? Park M'ye. Park M, evet. Park Elektrik Madencilik. Serhat Andiç sormuş. Yani bu da ölçek olarak ucuz şirketlerden biri. Tabii hani Ciner Grup içindeki bu şirketin halka açıklığı aslında çok yüksek değil, %31. Hareketleri tabii öyle deli gibi uçayım kaçayım olmuyor. Ama şunu unutmayın, bir şekilde zaten iyi bilançolarında fiyatlamış, tarihi zirvelerinde bir bant içinde hareket ediyor. 7.24 zaten tarihi zirvesi var bu şirketin, bu hissenin. Tekrar gidip görebileceği yer orası olur. Gidebilir mi? Gider. Bu bilanço yapısıyla gider. İkinci çeyrekte de benzer bir bilanço post etsin. Artık o 7.24'ü aşmaya oynar. Elinde Park ME olan, Park Elektrik olan, madencilik olan onu tutabilir, bekleyebilir. Mobet sormuş Boğaziçi'yle. Boğaziçi Beton. Bu sene karı artarak devam edecek. Patronun alımları da var. Tabii o da çok etkili oldu. Özellikle Bobet'te halka arz sonrası serseri mal diyoruz biz. Yani her an tahtaya gelebilecek. Onların çekilmesini de sağladı o patron alımları. Şirketin geri alımı diyelim biz ona. Nihayetinde baktığınız zaman İlk çeyrekte 20 milyon kar var. Geçen sene zaten 30 küsur milyon kar etmişti bu. Bütün bir yıla yaygın bir şekilde İstanbul'da inşaat tamam, imalat geçmişteki kadar çok yok ama devam ediyor. Batı yakasının da hakim beton firması Bobet. Bu karı bu çeyrekten itibaren yıl sonuna kadar artırarak devam eder. Tek sıkıntısı var, sermaye yoğun şirket. 380 milyon sermayesi var. Benim tahminim bu seneyi oldukça yukarıda bir karla tamamlar. Bunun yılbaşında yorumunu yapmıştık. Özellikle beton fiyatlarının ulaştığı noktaya bakıldığında bu yıl 150 milyonun üzerinde 200 milyon net karla tamamlayabilecek bir şirket bu. Tahminim o ölçüde. Üzerine çıkması başka koşullara bağlı olur. Ama öyle bile olsa geçen sene 35 milyon kar yazmış bir şirket. O zaman da bu fiyatlama normal olur. Ama unutmayalım, fiyat bir yerde muhakkak tıkanacaktır. Bir de bu bilanço döneminde bilançoyu görmek isteyecektir. Burada alım satım yapanlar. 6 aylık bilanço Bobet için önemli olacak. Eğer bu dediğimi yapar, kârı büyütmeye devam ederse de o zaman fiyat daha yukarıda taşınabilir. Nurettin Öztürk, Hüner ve Tezol'u sormuş. Tezol'la ilgili bu arada sürekli tacirler satış yapıyor diye yazmış arkadaşlar ama bizim yatırımcılarımız alıyordu ve satıyordu. Aslında bu tacirler değil, böyle de bir ek
dipnot söylemiş olalım. Huner. Yani tacirler diye gördüğünüz şeyin evet. Çoğu müşteri arkadaşlar. Ya fon ya müşteri. Bir de yabancı da var bizde. Onun için çok normal. Çok müşterimiz var. Pozisyon taşıyanlar tabii ki arada satacak. Ama yani asıl merak edilen şey şu oluyor Özgür. Patron mu satıyor acaba? Evet. Öyle bir şey yok. Patron satarken bildirmek zorunda. Tam tersi Tezol'da geri alım var. Yani orada ortakların geri alımı söz konusu. Onun için de tacirlerin yaptığı işler ya fonlara aittir ya da bir müşteriye aittir. Yani Tezol tabii ki bölünme arifesinde. Bölünürken ben Tezol'da 20 liraya yakın bir fiyat bekliyordum. Şu an 18 liralarda. Ha, bölüm öncesi olur mu bakacağız ama faaliyet konusu itibariyle Tezol karlı bir şirket. Ama iş kar asıl ne zaman büyüyecek? Mersin'deki fabrika yıl sonunda devreye girdiği zaman. Bunu hep anlatıyorum. 3 tane fabrikada faaliyet gösteriyor. Dördüncüsü o üçünün yaptığı toplam üretimin %50'sini tek başına yapıyor olacak. Ve çok da modern bir tesis olacak. O sebeple de 2023 yılında Tezol kendini büyütmeye devam eder. Başka ne demiştin? Huner sormuş aynı yatırımcımız. Hun'un geçen seneki bilançosunu çok beğenmiştim. Halka arz bilançosunu. Ama şimdi bu halka arz şirketleri de garip. Yani insana şunu düşündürtüyor. Diyorsun ki acaba hep makyajla mı çıkıyor bunlar? Neden? Bu ilk çeyrek geldi. Hisseyle ilgili ilk çeyrek. Bakıyorsun geçen seneki bilanço ile alakası yok. Yani neredeyse başa baş 0.3 milyon yani 300 bin lira kar etmiş. Ama mevsimsel olduğunu varsaymak istiyorum. Yaptığı iş iyi çünkü. Zaten fiyat da şu an tekrar 3.10'a giderken başladığı hareketin başladığı noktaya geri geldi. 2.76-2.77. Düştüğü noktalarda Hun Enerji düşünülür. Çünkü onun karından çok yaptığı faaliyet konusunu beğenmiştik. Bu şu demek, diyelim ki arada sıra gelen realizasyonlarda tekrar 2.50'lere gelirse ya da 2.50 ve altı fiyatlara orada alınır. Elinde olan içinse tutup 3 liranın üzerinde satmak düşünülebilir. Petun Pınar et ürünlerine bunu 3 gündür soruyorum diye Cengiz Yüksek. Petun'da kar Pınar Süt kadar etkili olmadı. Yani şimdi Uluğ'un da un üretiyor. Petun da birinde ciro ve kar rekorları kırılıyor. Yani Pınar Un'da, Pınar Et Un'da ne olmuş bilmiyorum. Belki undan kazanıyor, etten kaybediyor. Çünkü et üreticileri çok şikayet ediyor ya. Bilançoya detaylı bakmak lazım ama kar yok. İlk çeyrekte 1.8 milyon kar var. Ve sermayede 43 milyon şirkette. Tabii böyle olunca ikinci çeyreği görmeniz gerekiyor. Çünkü bu kâra baktığımda aynı kârlık ikinci çeyrekte de gelirse paraşütsüz çakılması gerekiyor kağıdın. Kâr etmiyor çünkü. Şu an fiyatını yine iyi koruyor öyle söyleyeyim. Demek ki çeyrek bilançosunda ciro var. Şimdi burada göremiyorum onu. Bakmam lazım, incelemem lazım. Başka bir şey sebebiyle kâr buraya düşmüş ki ciroyu görmüş burada yatırım yapanlar. Fiyat geri gelmiyor. Şimdi 6 aylık bilançoda sürpriz yapmaması lazım. Yani böyle bir bilanço karı göndermemesi lazım. Onu gönderirse o zaman boşuna beklenmiş olacak bu hissede. Yakup evet. Yalçın C10 demiş. C10 o ne? CO Event Media. COM değişik olduğu için ben de özellikle sormak istedim. CO Event Media. Tamam. Evet. Benim yerim kalmadı. Bir şeyleri sileceğim. Hı-hı. Ondan sonra devam edeceğiz. Alt 3 fiyatla işlem görüyor şu anda. Twitter'dan takip eden yatırımcılarımız bu arada linkten bize üye olabilirler. COM. Tamam, yükledik. Hı hı. Bu da küçük bir şirket. 44 milyon sermayesi var. 7.7 milyon para kazanmış. Şimdi böyle şirketler manipülatif. Buna ne mali yorum yapabilirim ne teknik. Çünkü yani bugün market açamıyorsun bu sermayelerle.
Bunları ele geçirmek çok kolay borsada. Yani kumar seviyorsanız, manipülatif hisselere bayılıyorsanız GOM onlardan biri olmaya aday. Halka açıklığı %38, piyasada 17 milyon tane mal var. Zaten bir baba yiğit gelip bunu toplamaya kalkışsa fiyatı istediği yere götürür. Maalesef öyle oluyor böyle hisselerde. Buna benim bir yorumum yok ama şu anki fiyatı çok pahalı değil. Bu bir gerçek. Yani söylediğim gibi manipülatif hisse sevenler için iyi olabilir. Ama hani medya işlerinde ne para kazanılıyor o ayrı bir şey. Yani o ayrı bir şey. Bilançosuna bakmak lazım. Şu an sadece bu datalarla yapabildiğim yorum bu. Başka? Hakan Şahin Çelebi lütfen demiş. Geçen, şimdi tabii cuma soruldu, pazar yayın yaptık, evet. Soruldu. Demek ki bu arkadaşımız sadece pazar testleri izliyor diyelim. Halbuki cevabını verdik iki defa. Çelebi hava taşımacılığı hizmetleri içinde sektördeki benzer şirketlere göre para kazanan, Türk Hava Yolları ile beraber para kazanan tek şirket. Beğeniyoruz da o parayı artırabilir de çünkü ground service dedikleri yer servis hizmetlerini yapıyor. Yolcu sayısı artıyor, havaalanları tekrar deli gibi çalışmaya başladı, hava taşımacılığı ücretleri arttı. Çelebi de bundan pozitif etkilenir. O yüzden beğeniyoruz. Başka? Emkel, Önder Tarım. Emkel. Çok uzun zamandır emek elektrik sorulmuyordu. Ben evet. Ben de çok uzun zamandır hiç ekranımı almamıştım. Şimdi onu alacağız. Bakalım ben de merak ettim ne olmuş. Eski bir şirket. En azından yeni arzulara göre çok eski. Bizi Twitter'dan takip eden yatırımcılarımız YouTube linkimize tıklayarak YouTube'dan bizi izleyebilirler. Emkel hala para kazanmıyor ya. Yani bıraktığım noktada duruyor. Kâr etmiyor. Yani şirket öyle işte ne şiş yansın ne kebap yansın. Sermaye küçük tabii. O yüzden de bir hareketi koruyor. 75 milyon sermayesi var. Bence fiyatında yapabileceği şey pandemide bir defa 3.60 yapmış. Geçenlerde bir defa 3.60 yapmış ama bilanço gelince çarpılmış. Bilanço tabii kötü gelmiş. Şimdi ne olur? İşte düşer bu kağıt. Bir borsaya bir satış gelse 1.86, 1.90'lara oradan alınır. 3 liradan satılır. Böyle bir bandı var. Emek elektrikte geleceğe dair satın alınacak bir şey yok. Yani iş konusu değişir, bir ihale alır o ayrı. Ama şu an bir şey yok. Bir şey görmedim yani. Fenerbahçe'yi sormuşlar. Futbol kulüplerine yorum yapmıyoruz. Hepsi batık. Başka? Egepol. Hastaneler zinciri. Ama toplu yorum yaptık hastaneleri. Yani bu enflasyonist bazda halkın fakirleşiyor olmasından etkilenir. Tabii ki zenginler Amerikan hastanesine oraya buraya gitmeye devam eder. Hep gidiyorlardı zaten. Ama bu enflasyonist ortam dediğim gibi özellikle hem sağlık sigortası prim ve maliyetlerini yükseltiyor, onları ödeyemeyecek hale getiriyor. Hem de katkı paylarını da artırıyor. O yüzden özel hastanelerin talebi benim tahminim 2023'ten itibaren azalarak devam eder. O sebeple de Egepol de bunlardan etkilenecek türden yapıdır. Ha bir şansları var. Yabancının Türkiye'ye gelip hizmet alması çok şey oluyor, ucuz onlar için. Onun için de hastane turizmi hikayesi var. Egepol bunu ne kadar nasmet yapıyordur bilmiyorum İzmir'de ama belki de mevcut kârı böyle bir koruma şansları var. Bunu da bilançolar gösterecek. 125 milyon sermaye ile 11 milyon para kazanmış. Bütün bir yıl böyle para kazansa, enflasyonu da üstüne koyuyorum. 40-50 milyonu aşamaz. Sermaye 125 milyon. Bu durumda 9.69'luk fiyat tabii pahalı bir fiyat gibi görünüyor. Eğer patron geri alım yapıyorsa sorun yok. Ama aksi takdirde pahalı bir şirket. Başka? Başka bir yatırımcımız aynı bizim gibi sürekli aynı soruları soruyorsunuz Sonucu Hanım. Diğer yayınları izlemiyor mu diye söylemiş ama hakikaten sürekli aynı sorular geldiği için söylemek zorunda kalıyoruz. Biz onları yine cevaplamak zorundayız ama evet. Dedim ya insanlar demek ki bir takip ediyor bir etmiyor. Şunu yapabiliriz aslında. Cuma yayınımızda cevaplamıştık onu izleyin diyebiliriz. Bakarız bundan sonra ne yapacağımıza. Başka? Evet. YYLG Yayla Gıda'yı sormuş bir yatırımcımız. Bunu atlamışız daha önce o yüzden sitem etmiş biraz. Hayır atlamadık. Yayla Agro değil mi bu yeni açılan şirket? Söyledik yani burada işlem gören gıda şirketlerine göre daha pahalı dedik. Cuma günü yorumladık. Pazar günü de yorumladık.
yeni bir halka arz, yeni olmanın avantajını kullanır Yayla Agro. Neden? Hı-hı. Çünkü işte piyasa yapıcılığı olur, o olur, bu olur ama yani bugün Tukaş'la, Uluğun'la, Tat'la mukayese ettiğimiz, hatta Kerevitaş'la bilanço ucuz değil. Pahalı da değil. Bakın pahalı demedim ama ucuz değil. O yüzden de bence fiyatında Yayla Agro. Bir de unutmayın, yeni halka arzların hiçbiri ucuz çıkmıyor son dönemde. Halka arzların ucuzunu görürsek zaten söyleriz programda. İzmir Motor Piston, Ercan Çalışkan sormuş. Fimizip. Son iki soruyu alacağız. Birazdan başka bir yayın olacak. Onun için bugün kısa keseceğiz. Tamam. FMIZP. Evet. Ben bir zamanlar çok severdim onu. Yani eski isim. Ben de severdim. 14 milyon hala sermayesi. 24 milyon kar etmiş. Yani burada da yılı 100 milyon gibi bir karla tamamlayabilir. Velev ki tamamladı. Bu durumda hani baktığınız zaman ne olur? FK 15'lere falan düşer. Şunu yapmaya çalışıyorum. Ucuz değil. Sadece sermaye küçük olduğu için almış abiler, coşturmuşlar bunu. Bir de pozisyon almışlar. Belli ki içinde de kalmışlar. Düşmesine de mani oluyorlar. Çünkü sığ hisseleri bir yerde tutabiliyorsun. Şu anda da zaten onu yapıyorlar. Ortalaması 107 lira gibi düşünün. Öyle bir fiyat ortalamasında tutuyorlar. Arada bir yukarı alıyorlar. Sonra tekrar salıyorlar. Neden böyle oluyor? Çünkü bilanço daha yukarı gitmesine mani oluyor. Şu an fiyatında bence. Yani ucuz değil. Son soru. Son soru o zaman hangisiyle yapalım? Ülker'le kapatabiliriz. Ülker artık dengesiz bir şirket. Son çeyrek zarar, şimdi zarar. Yani üzgünüm ya. Yani pek dokunacağımız bir hisse olmaktan çıktı Ülker. Yani bir zamanlar bunu geçenlerden anlattım. Ben TEB'deyken 8-9 yıl evvel, bu arada Bloomberg arıyor. Buna ucuz demişlerdi. Ama gördük ki ucuz değil. Şu anda oldukça pahalı. Çok özür diliyorum. Evet, aslında içeriye bakacak olursak... Bir dakika lütfen. Bloomberg yayını bu da. ben olsam, yani almayı düşünüyorsam almam. Elimde varsa da belli bir fiyatta vedalaşırım. Bu haftaki yayını da burada tamamlıyoruz. Çünkü öbür yayın başlıyor. İnşallah Cuma günü yine Cuma kapanış yayınında eğer yapabilirsek buluşmak üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.